diyor. Bazı kızlar şey, babam arıyor, hayırdır? Alo. Efendim baba. Yo. Ya ben ne siparişi vereceğim? Ben yeni uyandım, yayına girdim baba. Nereden verilmiş? Bana bir mi? Efendim? Evet, evet benim. Benim telefonumdan sipariş geldi. Orada bir yanlışlık var çünkü benim kendi Banabim'de bile o adres kayıtlı bile değil. Tamam şey abi dur. Yani ben vermedim. Dediğim gibi ben... Aynen iptal et, ben vermedim abi. Versem kendi adresime veririm, orayı niye vereyim? Tamam sağ olasın. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Hacklendik mi? Benim adıma sipariş vermiş biri. Ve de babamların adresine. Vallahi bir gün birini çok pis, çok pis sikeceğim de. Dur bakayım. Gecenin 12'sinde adamın uğraştığı bak ya. Ben de yüklü bile değil oğlum. Yemek sepeti. Ha yemek sepetin içindeydim lan o. Efendim baba. Rezervatif mi? Allah Allah. Ben onu şimdi yarın IP MIP sorgulatması veriyordur belki, bir sorarım. Tövbe yarabbim ya. Kansız ya. Valla kafayı yedi millet ya. Kafayı yedi, kafayı. Benim telefonumdan verilmemiş. Biri benim adıma benim senin o adresini kullanarak sipariş vermiş. Tabii jelle de prezervatif yollamış zaten. Ben verecek olsam onu söylemem yani. Yani işte söylüyorum ya, ergenin biri gene eğleniyordur kendi başına. İşte bulup ağzını burnunu kıracaksın onun. Ağzına da sokacaksın o prezervatifi. Jelle de gözlerine böyle bir güzel sıvama yapacaksın. Suç bu arada abi, yemek sepeti üzerinden evet. Öyle bir şey yapması. Direkt konumu verirler neresi. Direkt ya. Veriyorlar öyle bir şeyde, paylaşıyorlar yani. Ne bileyim baba, ben de bilmiyorum ki artık, kafayı yedi millet, garip garip şeyler. Alsaydın bir paket, parası ödenmiş miydi? Parası ödenmişse alsaydın ki. Ha bir de ödemeli yollamış, yavşağa bak. Tamam işte o benim adımla senin adresini, hani ne garip vallahi bilmiyorum. Tamam okurum, yayındayım şimdi, okurum. Adresimi mi yolladın birine? Ha. Tamam sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben kapıya iniyorum beyler, nöbet tutacağım. Aka nöbete koşuyordum. Babam yanlış. Ben iniyorum abi. Bu arada yani şu yaptığı şey kimse, dünyanın en gereksiz ben... şeyi ya. Abi kesinlikle suç. Suç suç abi ya. Suç alabilirsin yemek sepetinden. Suç da amına koyayım ya. Direkt suç. Tamam bunu yarın bak, benim gördün mü kayıtlı adreslerimde babamların evi yok bile. Abi işte direkt bunu... davalı abi ya, hiç uğraşma. Gerçekten davalı bu arada. Babasına aynen öyle. Zamanında almadığı için babası işte bu lavuk çıkmış. Mal amına koyayım. Hayır yani abi bu ne bu ya? Vallahi artık normalleştirmek de istemiyorum bunu da. Yani lan gecenin 12'sinde babamın evine prezervatifle jel yolluyorsun ya. Salak. Hani yani... akıl etmiyor mu bu çocuğu, ben bulsam ağzını burnunu, korkmuyor mu oğlum bu çocuklar? Ben onu anlamıyorum. Hiçbir şey olmayacak abi. Hiçbir şey olmayacağını söylüyor. Korkmuyor musun oğlum? Aynen.
Ben korkarım mesela böyle bir şey. Cesaret edemem yani birinin evine böyle bir şeyi. Ya düşünsene onu. IQ'suzluktan abi bu işte. Beyni yok. Çok garip ya. Ya bunları yetiştirirken anaları babaları AFK'ydı herhalde amına koyayım. Yani bu nasıl bir zihniyet? Ya en azından bir terbiyen olur değil mi? Anne baba oradaki 60 yaşında belki de senin deden yaşında insanlar. Orospu çocuğu ya yani. Yani bu işte eğitim almadığı için. Ya eğitimini sikeyim. Ne sevgi ne hiçbir şey. Böyle orospu çocuğu yetişiyor işte. Ya babam telefonda sesini kısarak söylüyor yani. O, siklemez bu an prizartı falan neyse ne de yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam Baboli. Olaya şahit oldum da. Benim yadırgadığım şey Baboli kayganlaştırıcı yollaması. Ya bu Burçay'da kayganlaştırıcı. Burhan gibi adamın kayganlaştırıcıya ihtiyacı olmaz arkadaşlar. Oğlum bana yollamıyor, babamlara yolluyor herif ya. Tamam ama sana yollamış yani. Ben büyük ihtimalle ya kendi annesi için ya da kendisi için. Okan'ın birlikte olacağı herhangi bir yok eder. Çok uçmayalım da ben buna dava falan açarsam biz de göte gelmeyelim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz gerçi ya evime yollamış. Sikerim onu. Neyse devam ediyorum kızlara. Allah Allah. Her gün yeni bir şey yaşıyorum şu ortamda ya.